Antik Yunan mitolojisinde Olimpos'ta Titanlarla verilen savaşın hemen ardından Zeus önderliğinde kurulan Tanrılar Panteonu arasında yer alan en ilginç tanrılardan bir tanesi hiç şüphesiz Dionysos'tur. Dionysos bu panteona sonradan dahil olmuş, pek çok gizem kültüne kaynaklık etmiştir. Dionysos'u bu denli ilginç kılan şey ise hakkında birden fazla söylence oluşturulmasıyla birlikte farklı isimleriyle, ilginç görüntüsüyle ve en nihayetinde tiyatronun tanrısı olmasıyla karşımıza çıkmaktadır. Dionysos pek çok kültür tarafından oluşturulmuş, görece evrensel bir tanrıdır. Bu görüşü destekler nitelikte Euripides'in Bakalar Tragedyası'nda Dionysos, Lidya'yı, Frigya'yı, Baktara'yı, İran'ı, Medya'yı, Arabistan kıyılarından başlayan bütün Asya ülkelerini, Helenlerin ve barbarların iç içe yaşadığı Helen diyarını dolaştığını, kendisini Helenlere tanıtmak için ilk uğrak noktasının Tebai şehri olduğunu söylemektedir. Bu durum, Dionysos'un Tanrılar Panteonu'na sonradan dahil olduğunun ve aynı zamanda Yunan medeniyetine dışarıdan gelen bir tanrı olduğunun en önemli kanıtlarındandır. Ancak bu konuda bir fikir birliğine varılabilmiş değildir. Yapılan yeni arkeolojik çalışmalar ışığında Dionysos'un Yunanlı bir tanrı olduğunu düşündürecek kanıtlar da ortaya çıkmıştır. Bütün bu bilgiler ışığında Tanrı Dionysos hem Yunan medeniyeti hem de diğer medeniyetlerin ortak kültür dinamiğinde oluşturdukları bir tanrıdır denilebilir. Yunan mitolojisinde Tanrı Dionysos söylencelerde çok farklı şekillerde asma, incir, boğa ve keçi gibi varlıklarla temsil edilmiştir. Bunun sebebi ise az önce zikrettiğimiz gibi kültürlerin birbirinden farklı Dionysos söylenceleri oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bu söylencelerde öne çıkan temsillerden en önemlisi ise Dionysos'un asma tanrısı olduğudur. O, asma ile birlikte insana çok önemli bir şey daha hediye etmiştir. O da tragedyanın doğuşunda önemli bir yeri olan esrimenin kaynağı şaraptır. Bu sayede Dionysos şarabın da tanrısıdır. İşte tam bu noktada diğer Yunan tanrılarından ayrılmaktadır. Çünkü o, diğer tanrılardan farklı olarak insana en yakın tanrıdır. İlk başta yakınlığının sebebi onun yarı tanrı, yarı insan olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Dionysos, Bakalar Tragedyası'nda yarı tanrısal formdan da sıyrılarak yakınlığını daha da arttırmıştır. Ancak tür yakınlığının ötesinde Dionysos'un tanrısal gücünün tüketilen şarapla birlikte inananın bünyesinde ilk elden tecrübe edilmesi bu yakınlığın en önemli kaynağıdır. Bu güç öylesine bir güçtür ki inanan kaldırabilirse bir dinginleşmeye, yahut kaldıramazsa bir nevi delilik hali içerisinde kendisini bulur. Maniye haliyle bir araya gelen inananlar kendinden geçmiş bir vaziyette kırlarda ve ormanlarda dolaşırlardı. Dionysos'un bu kendinden geçmiş sadık müritleri Mainatlar olarak isimlendirilmiştir. Mainatlar genellikle kadınlardan oluşmaktadır. Bu açıdan Dionysos için kadınların Zeus'u denilebilir. Zaten Dionysos dişil ve eril mizaca sahip bir tanrıdır. Bir yanıyla çocuk kadar saf ve masumken diğer yanıyla babası Zeus gibi baskın ve hiddetli bir yapıya sahiptir. Bütün zıtlıkların bir araya toplandığı bu tanrının doğuşuyla ilgili yine çok farklı söylenceler bulunmaktadır. Bu söylencelerin birkaçının ele alınıp incelenmesi konunun aydınlanması için son derece önemlidir. Ele alacağımız söylencelerin ilki Demeter'in kızı Persephone'nin Zeus ile olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Demeter kızı Persephone'yi Zeus'un ona ilişmesinden çekinerek kızını bir mağaraya saklar ve başına iki yılanı bekçi koyar. Ancak Zeus yılan kılığına girerek Persephone'yi hamile bırakır, böylece Dionysos dünyaya gelir. Zeus, oğlu Dionysos'u varisi ilan eder. Bu durumdan son derece rahatsız olan Zeus'un eşi Hera kıskançlığa kapılır ve o esnada oyun oynayan Dionysos'un üzerine Titanları gönderir. Titanlar çocuğu 7 parçaya ayırarak parçaları şişe takıp kızartır ve etini yemeye başlarlar. O yemekte bir tanrıça daha bulunmaktadır. O da Pallas Athena'dır. Athena çocuğun kalbini bir sepete saklar ve onu Zeus'a teslim eder. Kalbi alan Zeus öfkelenir ve bu işin sorumlusu Titanları yıldırımlarla cezalandırır. Yıldırımlarla yakılan Titanların küllerinden insanoğlunun yaratıldığı da söylenceler arasında bulunmaktadır. Giriş söylencelerinde de Dionysos'un doğuşuyla alakalı benzer anlatılara rastlanmaktadır. Bu söylencelere göre Jüpiter'in yurt dışına çıkması gerekmektedir ve o dönene kadar yerine oğlu Dionysos'u bırakır. Dionysos'un başına en güvendiği muhafızlarını tayin eder. Ancak Juno muhafızlara rüşvet vererek onları kandırır.
Juno oyuncaklarıyla oynayan Dionysos'u gösterişli bir ayna sayesinde dikkatini dağıtarak onu çalılıklara doğru çeker. O esnada çalılıkların arkasında bulunan Titanlar çocuğa saldırır. Titanlar Dionysos'u parçalara ayırarak üç ayaklı bir kazanda pişirirler ve etini yemeye başlarlar. Ancak Titanlarla birlikte sofrada bulunanlardan bir tanesi kız kardeşi Minerva'dır. Minerva, Dionysos'un kalbini saklar ve Jüpiter gelince başından geçenleri anlatarak kalbi teslim eder. Jüpiter öfkelenir ve oğlunu kaybetmenin acısıyla Titanları öldürür. Daha sonra bir tasvir yaparak oğlunun kalbini o tasvirin içerisine koyar. Söylencenin devamında Jüpiter oğlunun anısına bir tapınak yaptırır, Dionysos'un parçalarını Apollon'a toplattırarak bir araya getirir. Hikayenin bir başka versiyonunda ise annesi Demeter'in parçaları toplayarak bir araya getirdiği ve bu sayede oğlunu gençleştirdiği de yer almaktadır. Dionysos'un doğuşuyla ilgili bir başka söylence de Kral Kadmos'un kızı Semele'nin rol oynadığı hikayeden kaynaklanmaktadır. Zeus, Dionysos'un kalbinden bir içecek hazırlayarak Semele'ye içirir ve Semele bu sayede Zeus'tan hamile kalır. Çocuğun doğmasına engel olmak isteyen Hera, Semele'nin yanına bir bakıcı kılığında gelerek Zeus'un asıl suretini görmesi konusunda onu ikna eder. Semele, Zeus'un bir sonraki ziyaretinde Zeus'tan bir dilek hakkı ister ve ısrara daha fazla dayanamayan Zeus ona bir dilek hakkı verir. Semele Zeus'a onu asıl suretiyle görmek istediğini söyleyince Zeus üzülür, verdiği sözden dolayı istemeyerek de olsa ona asıl suretiyle görünür. Yıldırımlarla kendi suretinde görünen Zeus Semele'yi yakar ve Semele oracıkta kül olur. Bu anlatının bir başka versiyonunda ise Semele'nin kız kardeşleri bu hamileliğin tanrısal bir birliktelikten kaynaklandığına inanmamaktadırlar. Bunun üzerine Zeus tanrısallığının ispatı olarak kendisinden hamile kalan Semele'yi yakar ve Dionysos'u yıldırımlar eşliğinde görkemli bir şekilde dünyaya getirir. Her iki versiyonda da annesinin ölümünden dolayı Prometre doğan Dionysos'u Zeus baldırına koyar ve bu sayede Dionysos bir erkeğin rahminden ikinci kez dünyaya gelmiş olur. Doğum zamanı gelince Zeus Nisa dağına giderek Dionysos'u doğurur ve nimpeleri bakıcı olarak tayin eder. Dionysos nimpeler tarafından büyütülür ve daha sonrasında annesi Semele'yi aramaya koyulur. Dionysos annesi Semele'nin yer altında olduğunu öğrenir. Bir rehber sayesinde yer altına giren Dionysos annesini kurtararak onu ölümsüz kılar ve annesine Tione ismini verir. Bu isimlendirmeden hemen sonra Dionysos annesi Semele ile gökyüzüne yükselir. Asma ve şarap tanrısı olarak ele aldığımız Dionysos ile ilgili söylenceler sadece bunlarla sınırlı değildir. Dionysos bazı söylencelerde karşımıza boğa, oğlak ve keçi gibi tasvirlerle çıkar. Bu açıdan bakıldığında ona asma ve şarap tanrısı olarak değerlendirmek çok zor görünmektedir. Ancak Fraser'a göre asma ve keçi arasında ilkel insan inanışı açısından bir bağ bulunmaktadır. Bu açıdan değerlendirecek olursak, tanrı olarak kabul edilen asmaya keçi yiyerek zarar verdiği için tanrısal güç keçinin bedenine geçmektedir. Keçi sayesinde tanrı yeni bir form kazanarak keçinin bünyesinde yeniden dünyaya gelmiştir. Fakat keçi tanrıya başka bir deyişle kutsala zarar verdiği için cezalandırılmayı da hak etmektedir. Bu durum beraberinde keçinin kurban edilmesini getirmiştir. Antik Yunan medeniyetinin daha kırsal kesimlerinde keçi canlı canlı parçalanarak bu kurban ibadeti başlamış ve tanrısal güç bu sayede insan bedenine geçerek Dionysos üçüncü kez dünyaya gelmiştir. Kurban ibadetinin bir başka versiyonunda ise keçiye benzer bir şekilde boğanın da kurban edildiği görülmektedir. Bu kurban ibadetinin mitolojiye olan yansımaları elbette gecikmemiştir. Söylencelerde Dionysos Titanlar tarafından parçalandığında onun bir boğa şeklinde olduğuna inanılmaktadır. Bir başkasında ise Zeus oğlu Dionysos'u Hera'nın gazabından korumak için onu oğlağa dönüştürür. İşte bu yüzden Dionysos tasvirlerde karşımıza kimi zaman keçi, kimi zaman da boğa şeklinde çıkmaktadır. Kurban ibadetinin dışında söylencelerde asmanın keşfiyle ilgili keçinin çok önemli bir yeri daha vardır. Bu söylencelerin birinde Stapilos ismindeki bir çoban sürüsünden bir keçinin kaybolduğunu ve bir süre sonra sürüsüne tekrar dönen keçinin çok farklı bir şekilde davrandığını fark eder. Keçinin bu halinden şüphelenen Stapilos, ertesi gün keçiyi takip eder ve keçinin bir sarmaşığı meyvesinden yediğini görür. Bu duruma şahit olan Stapilos, hemen Kalyon kralı Oineus'un yanına giderek olanları anlatır. Bu durum karşısında şaşıran Kalyon kralı Oineus, Stapilos'a sarmaşığın meyvelerini sıkması emrini verir. Bugünden sonra o meyvelerden elde edilen içkiye Oineus, şarap, meyveleri bir arada tutan salkımala da Stapilos adı verilir.
Asmanın keşfiyle ilgili benzer bir söylence de Nuh tufanından sonra yaşanan olaylarla karşımıza çıkmaktadır. Dionysos'un görüntüsüyle ilgili ortaya konan bu kanıtlar, Dionysos'u tanıma ve anlama noktasında son derece kilit bir öneme sahip olmasına karşın bir yönünün eksik kaldığı söylenebilir. Dionysos'un görüntüsü her ne kadar doğayla ilişkilendirilmiş olsa da, Dionysos'un görüntüsünün asıl nedeni onun doğuş mitoslarında aranmalıdır. Buna göre, daha öncesinde Tanrı Dionysos'un doğuş mitoslarında ele aldığımız hem bir kadın hem de bir erkeğin rahminden dünyaya gelmesi onun bu karakterinin en önemli kanıtlarından biridir. Dionysos'un keçi görüntüsü onun çift cinsiyetli karakteriyle ilgili olabilir. Çünkü keçiler ve domuzlar diğer çiftlik hayvanlarına nazaran %6 oranında çift cinsiyetli dünyaya gelme olasılığı bulunmaktadır. Bu ilk bakışta çok düşük bir oran gibi görünse de antik Yunan medeniyetinde olduğu gibi kalabalık sürülere sahip olan çobanlar için hemen hemen her doğumda rastlanan olağan bir durumdur. Daha da ilginci, antik Mısır'ın Osiris olarak bildiği Herodot tarafından Dionysos olarak isimlendirilen bu tanrıya domuzların kurban edilmesi son derece önemlidir. Osiris, antik Mısır'da yeraltı dünyasının hakim olarak bilinmektedir. Antik Yunan'da yer yer Dionysos, Hades'in yerine geçmektedir. Dionysos, Hades'in oğlu olduğu farklı söylencelerde karşımıza çıksa da, baba-oğul ilişkisinden de öte Dionysos bizzat Hades'in kendisidir. Bu kanıyı destekler nitelikte ilk doğa filozofları arasında sayılan Heraklitos, Dionysos için şunları söylemektedir. Uğruna kendilerinden geçtikleri ve onurlarına Lenaia bayramı kutladıkları Dionysos, Hades'in ta kendisi. Dionysos ve Osiris'in benzerliği sadece bunlarla sınırlı değildir. Antik Yunan medeniyetinde Dionysos için düzenlenen şenlik alaylarının bir benzeri Mısır'da Osiris için düzenlenmektedir. Bu bilgiler ışığında Comfort, Dionysos'un ve Dionysos kültünün Yunanlıların Mısır'dan aldıklarını çok net bir şekilde dile getirmektedir. Dionysos'un bir başka görüntüsü olan boğaya değinecek olursak, bu görüntünün kaynağı Mısır'da Osiris adına sunaklarda boğa kurban edilmesinden kaynaklandığı yine Herodot tarafından söylenmektedir. Ancak bu görüntünün antik Mısır'dan öte şarap yapımında kullanılan boğa derisiyle alakalı olduğu düşünülmektedir. Antik Yunan'da üzümden önce şarap yapımında bal kullanılmaktaydı. Baldan üretilen ve adına mit denilen bu içki, bala birebir su katılarak boğa derisinin güneşte bırakılmasıyla elde edilirdi. Bunun yanında bal veya nektar, tanrıların yiyeceği olması ve içilen şarabın insanı tanrısal bir esrimeye sokması, şaraba neden tanrısal bir rol biçildiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında Dionysos'un asma, şarap, oğlak, keçi ve boğa gibi tasvirlerle karşımıza çıkması, ilk insan topluluklarının ilk dini inanış şekillerine de ışık tutmaktadır. Bilindiği üzere ilk insan topluluklarının kutsal kabul ettiği şeyler, güneş, ay ve yıldızlar gibi göksel nesnelerden ziyade bitkiler ve hayvanlar olmuştur. Bunun sebebinin ise ilkel insan topluluklarının kendini doğayla eşit mesafede kabul etmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Gerçekten de ilkel insan doğayı kendisinden ne daha üstün ne de daha aşağı görmüştür. Onun için doğa kendisiyle aynı batından doğan kardeşi gibidir. Bu açıdan düşünüldüğünde onun kutsalı kendine eş değer bitki ve hayvanlardır. Güneş, ay ve yıldızlar gibi göksel nesnelerin tanrılaşması ve bu tanrıların sahneye çıkması çok daha sonra gerçekleşmiş modern dini bir olgudur. Bütün bunlar ışığında Dionysos'un kökeni çok daha eskiye dayanmakla birlikte ilk dini inanışın da karşı konulamaz bir kanıtıdır denilebilir. Dionysos'un isimleri ve isimlerinin kaynakları. Dionysos söylencelerde Bakos, Zagreus, Iakkos, Ditrambos ve Iabakkos gibi isimlerle çağrılırdı. İsimleri gerek üretilen mitoslardan, gerekse Dionysos dininin ibadet ve ayinlerinden kaynaklanmaktadır. Dionysos, Dio ve Nisa kelimelerinden türetilen bir isim olduğu düşünülmektedir. Dio, Latince tanrı anlamına gelen Deus kelimesine benzer bir ifade taşımaktadır. Bu açıdan Zeus ve Dionysos, tanrı anlamına gelen bir kökten türemiş isimlerdir. Nisa kelimesi ise genel itibariyle tıpkı Olimpos Dağı gibi yüksek dağlara verilen bir isim olabilir. Nisa Dağı'nın daha öncesinde Dionysos'un doğuş söylencelerinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu görmüştük. İşte bu yüzden isminin bu dağ ile ilintili olması şaşırtıcı gelmemektedir. Bu açıdan değerlendirecek olursak Dionysos isminin anlamı için Nisa Dağı Tanrısı denilebilir. Dionysos ismi önce bir kadından ardından da bir erkeğin rahminden dünyaya geldiği için
iki kez doğan anlamına gelen bu ismin verildiği de söylenmektedir. Söylencelerde en çok karşımıza çıkan isimlerden bir tanesi Bakos'tur. Bakos, filiz anlamına gelmekle beraber Ditrambos alaylarında bir çeşit nida şekli olan Ehoi ifadesinden kaynaklanmaktadır. Zagreus ise esrimeden kaynaklı bir delilik hali olan mani halinde bir araya gelen mainatların büyük bir güçle önüne gelen her şeyi tıpkı avcı köpeği gibi parçalamalarından dolayı ona bu isim verilmiştir. Bu açıdan bakıldığında ona sıkı sıkıya bağlı müritleri sayesinde o büyük bir avcıdır. Bu duruma Euripides Bakalar tragediyasında değinmiştir. Tragedya'da Tebai kralı Pentheus, Dionysos'un kutsallığına inanmamaktadır. Bir şekilde Dionysos tarafından ikna edilerek mainatların bulunduğu yere kadın kılığında götürülür. O esnada mainatların içerisinde annesi Ague de bulunmaktadır. Oğlunu büyük bir aslan gibi gören Ague, mainatlarla birlikte onu parçalar ve oğlunun kesik başıyla beraber saraya gider. Saray ahaline oğlunun kesik başını göstererek bu durumu şanlı bir av olarak değerlendirir. Dionysos her ne kadar büyük bir avcı olarak değerlendirilse de kendisi aynı zamanda bir avdır. Söylencelerde Hera'nın kıskançlığına kurban giderek Titanlar tarafından parçalara ayrılmış ve daha sonrasında babası Zeus'un yardımıyla tekrar dünyaya gelmiştir. Dionysos'un isimleri ve kaynağı ile ilgili pek çok şey söylenmesine karşın bu konuda fikir birliğine ulaşılabilmiş değildir. Bu durumda biz de ismi ve kaynağı ile ilgili net bir şey söylememekle birlikte isimlendirmenin toplumun kültür dinamiğinden kaynaklı üretilen söylencelerden meydana geldiğini belirtmemiz yerindedir. Olacaktır. Sonuç olarak ister Dionysos, isterse Zagreus olarak isimlendirilsin, o antik dünyanın en önemli isimlerinden biridir. Zaten onunla ilgili oluşturulan pek çok kült, onun önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.